Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. EKPS soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik. ikinci denemeye, İlk denemeye mutlaka göz atıyoruz. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Tomris adındaki ilk Türk kadın hükümdar hangi Türk devleti döneminde hükümdarlık yapmıştır? Şimdi aşkına baktığımızda bize Hunları vermiş. Şair değerli arkadaşlarım. Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemi Metehan. Avrupa Hun Devleti'nin en parlak dönemi Atilla'dır. O yüzden sen bunu eleyeceksin. Ve kına baktığımızda bize İskitleri vermiş. İskitleri burada bırakıyoruz. Göktürkler iki tane Göktürk devletimiz var. Birinci Göktürk devletinin kurucusu Bumin Kağan. ikinci Göktürk devletinin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Bunu da ele. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Hazarlar Museviliği benimseyen ilk Türk devletidir. Cevabımız İskitler yani Sakalar olacaktır. Tomris Hatun ilk kadın hükümdar olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Geldik ikinci sorumuza. Bu sefer inkılap tarihini de ekledim. Aşağıdakilerden hangisi Türkistan devletlerinde devlet genelinde yer alan anlayışlardan biri değildir. Aşkına baktığımızda ülkenin töreye göre yönetilmesi doğru mudur? Doğrudur. Eski Türk genelikleri değil mi? Ya söz hukuk kuralları. Bu devam ediyordu. Devlet halk içindir anlayışının bulunması. Sosyal devlet anlayışı devam edecek mi? Devam edecek. Hükümdarın adaletli olması olmazsa olmaz. Tamamdır. Hatta bunun için siyasetnamelerde yazılmıştır. Gazavecihat anlayışının bulunması. Ne demekti gazavecihat? Din uğruna yapılan savaşlardı değil mi? Tamam bu da doğrudur. Hükümdarın aynı zamanda halifelik sıfatına sahip olması Türk İslam devletlerinde Türk İslam devletlerinde görülen bir durum değildir. Halifeliği ilk kullanan devlet Osmanlı devletidir ve ilk padişah Yavuz Sultan Selim'dir. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nin Haçlarla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Haçlı ile Bizans'ı karıştırmamamız gerekiyor. İkisi de ayrılır. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Haçlar Hristiyan Birliği'nde oluşur. Bizans ise Doğu Roma'dır. Anlaştık mı? Şimdi cevabımız burada A şıkkı olacaktır. Dere Savaşı 1. Murat döneminde Bulgar ve Bizans ittifayla yapılan savaş olup savaşı 1. Murat kazanmıştır. Ploşnik Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk ilgisidir. Birinci Kosova Osmanlı'nın Haçları Meydan Savaşı'nda bozguna uğrattığı savaştır. Savaş sırasında 1. Murat şehit düşmüştür. Bafeon Bizans'a yapılan ilk savaştır. Yani Koyunhisar. Bizans'a yapılan ilk savaş Bafeon yani Koyunhisar. Haçlarla yapılan ilk savaş Sırpsındığı savaşıdır. Padişah Hüdavendigar yani 1. Murat dönemi. Devam edelim. Geldik diğer sorumuza. İkinci Osman aşağıdakilerin hangisinde Yeniçeri Ocağı'nın disiplinsiz davranışlarını görerek bu ocağı kaldırmayı düşünmüştür. Bağdat Seferi. Bağdat Seferi'ne çıkan kimdi? 4. Murat'ta değil mi? O yüzden biz 4. Murat'a ne diyoruz? Bağdat Fatihi diyoruz. Bu ne neyle? Bu değil. Hotini bırakacaksın. Haçova Meydan Savaşı'nda yer alan kişi 3. Mehmet'tir. Bunu değerli Revan. Genelde Bağdat ve Revan seferlerine çıkan 4. Murat'tır. Celali isyanlarının bastırılmasında... Celali insanları genellikle zorbalıkla bastırılmıştır değerli arkadaşlarım. Ee, Kuyucu Murat Paşa olabilir, dördüncü Murat olabilir. Bu insanlar zorbalıkla bastırılıyordu. Şimdi değerli arkadaşlarım. İkinci Osman Hotin seferine bizzat kendisi katılmıştır. Katılma sebebi Yeniçerilerin disiplinsizliklerini orada görmekti. Ki nihayetinde böyle bir durumda yaşandı. Hotin seferinden sonra Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür. Ancak Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah olmuştur. Cevabımız Hotin Seferi olacaktır. Ne zaman kaldırmayı düşünmüş? Hotin Seferi'nden sonra. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Birinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran dış gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Reval, Tersane, Balkanlar'da çıkan azınlık isyanları, Osmanlı Rus Savaşı Paris Konferansı. Şimdi değerli arkadaşlarım unutmuyoruz. Reval görüşmeleri ikinci meşrutiyetin ilanını hızlandırmıştır tersaneyi bırakacaksın. Bakanlarda çıkan azınlık isyanları Balkan bunalımına sebep olmuştur. Bununla beraber birden fazla azınlık zaten Osmanlı'dan ayrılacaktı. 1878 Osmanlı Rus Savaşı 93 harbi olarak bilinir ki zaten bu savaştan sonra 2. Abdülhamit meclisi tatil ettirecekti. Bu da değil. 1856 Paris Konferansı ile Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılmıştır. Cevabımız İstanbul Konferansı olacaktır. Reval 2. Meşrutiyet'in İlanını hızlandırırken İstanbul, yani Tersane Konferansı 1. Meşrutiyet'in ilanını hızlandırmıştır. Unutmuyoruz. Cevabımız 5 şıkkı. Geldik. Diğer sorumuza. İnkılap tarihi. Sizler için önemli. Biliyorum. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı cepheler arasında yer almaz? 1. Dünya Savaşı. 1. Dünya Harbi. 18 Mart 1915 yılında gerçekleşen Çanakkale Savaşları. Şimdi değerli arkadaşlarım. Seddül Bahir, Tobruk, Kumkale, Çimentepe ve Aruburnu şıkları bizlere verilmiş. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hangisi bu cepheler arasında değildi. Bakın sevgili arkadaşlarım. ÖSYM böyle yapabilir. Dikkat edeceksiniz. Niye? Cevabımız B şıkkı. Tobruk ve Derne Trablusgarp Savaşı'dır. Anlaştık mı? Trablusgarp Savaşı'ndaki cephelerdir. Ve Mustafa Kemal burada Etkin rol oynamıştır. Hangi savaşmış? Trablus. Başarı gösteren kişi kim? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal hangi kılıkla gitmişti? Gazeteci Şerif. Cevabımız Beşiktaş. Seddülbayir, Kumkale, Çimentepe, Arıburnu, Çanakkale cepheleri. Ancak Tobruk ve Derne Trablus Karp Savaşı. Anlaşık mı? Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da işgallere karşı ilk silahlı direniş nerede başlamıştır? Tarihimiz 30 Ekim 1918. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan kişi Rauf Orbay'dır değerli arkadaşlarım. Şimdi 7. maddeye dikkat etmemiz gerekiyor. 7 ve 24. maddeye. 7. maddede ne deniliyordu? İtilaflar şunları dile getiriyor. Diyor ki eğer güvenliğimizi tehdit edecek bir durum olursa orayı işgal ederiz. Nereden bahsediliyor? Anadolu'dan. Bu madde doğrultusunda Anadolu yer yer işgal ediliyor. Peki hocam ilk direniş nerede başladı? İlk direniş tabii ki İzmir'de değil değil mi? İlk direniş Hatay'ın dört yol kentinde başladı değerli arkadaşlarım. İzmir'de unutmamamız gereken kişi kimdir? Hasan Tahsin'dir. İzmir'de ilk kurşunu sıkan kişi kimmiş? Hasan Tahsin. Diğer ismi Osman Nevres'tir. Ama ilk direniş dört yoluna başlamıştır. Ve unutmamamız gereken kişi kimdir? Kara Mehmet Çavuş'tur. Anlaştık mı? Mehmet Çavuş'u unutmuyoruz. Sevgili arkadaşlarım. Hasan Tahsin İzmir. Dört yoldan Mehmet Çavuş. Umarım işinize yaramıştır. Denemeler gelmeye devam edecek. Duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Umarım işinize yarayacaktır. Biliyorsunuz ki sınava az bir süre kaldı. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Denemeler paylaşmaya gayret edeceğim. Ee, sevgili arkadaşlarım bol bol tarihten soru çözmeniz lazım. Özellikle inkılap tarihine dikkat ediyorsunuz. İnkılap tarihinde bizleri zorlayıcı sorular bekliyor olabilir. Ben şu anda kısa kısa gidiyorum. İlerleyen zamanlarda zaten 12 soruya tamamlayacağım. Tam sınav sisteminde olacak. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.